Türk-İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği ve Zürih Kültür ve Tanıtma Ateşeliği'nin ortaklaşa düzenlediği çalışma yemeğine katılım yoğun oldu. Turizmcilerin akıl ettiği yemekte renkli görüntüler yaşandı. Yemeğe Zürih Başkonsolosu Aslı Oral da katılarak turizmcilere destek verdi. Zürih'te bulunan Mezzo Restoran'da bir araya gelen TİSAP üyeleriyle turizmciler görüş alışverişinde bulundular. TİSAP adına açıklama yapan turizmci Fikret Tunç, sektörü mikrofonlarımızla değerlendirdi. TİSAP açılım olarak İsviçre Türk Seyahat Acentalar Birliği 25 yıllık İsviçre'de ilk Türk iş adamlarının bir araya gelerek ve en uzun ömürlü sivil toplum örgütü. Bizim üyelerimizin, şu andaki mevcut üyelerimizin sektördeki bulunma süreleri ortalama 15 ile 20 yıl arası tecrübeye sahip üyelerden müteşekkir bir kuruluşuz. Derneğimizin kuruluş amacı iki şekilde izah edilebilir. Birincisi, sektörde bulunan seyahat acentalarının işbirliğini, dayanışmasını ve turizm potansiyelini artırıcı bir amaç. İkincisi de turizmden direkt etkilenen vatandaşlarımızın ve İsviçreli turist potansiyelinin doğrudan bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuş bir örgüttü. Faaliyetlerimiz yıllar içerisinde artarak devam etmiştir. Yaklaşık 10 senedir tüm turizm fuarına katılan girişimcileri burada ağırladığımız gibi senede en az 3 defa üyelerimizle beraber Türkiye info turu yapmaktayız. Bu info turlarına yabancı basın da, yani İsviçreli basın da davetli değil mi? Tabii ki. Gittiğimiz info turlarına yabancı medyayı, Türk medyasını da davet edip götürüyoruz. Zaman içerisinde bunların çok pozitif geri dönüşümlerini gördük. Önümüzdeki, şimdi görüştüğüm Balıkesir Turizm İl Müdürü hanımefendi, Mayıs ayı içerisinde inşallah bizi Balıkesir, Çanakkale çevresine bir info seyahati düzenlemek için davet etti. Eylül ayında da Karadeniz için böyle bir tur düşünüyoruz. Bunların gayesi turizmci gözüyle bölgeyi inceleyip oradaki edinimlerimizi, bilgi birikimlerimizi müşterilerimizle ve sektörle paylaşmak. En büyük çalışmamız son yıllarda bu. Katılımcılar özellikle 4 mevsim turizme yönelmenin önemine işaret ettiler. Şimdi biz sağlık turizmde, genel turizmde 13 senedir varız. Sağlık turizmde 3 senedir de büyük adımlarla ilerlemekteyiz. Ve her sene şunu görüyoruz. Türkiye'ye yönlendirdiğimiz sağlık turizmiyle ilgili müşterilerimizin memnuniyetlerinin maksimum dozajda olduğunu görüyoruz. Ve Türkiye'de alınan, verilen hizmetlerin çok iyi ve kalitesinin çok yüksek olduğundan, geri dönüşüm çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ve bu konuda inanılmaz İsviçrelilerin de hani deniz kumdan sonra sağlıklarını da, güzelliklerini de biz estetik turizmi yapıyoruz. Hiç düşünmeden, çekinmeden ve memnuniyetle bize teslim ediyorlar. Bu da bize sağlık turizminde çok daha şeyler yapabileceğimizi, ki önümüzdeki aylarda diş turizmine de başlıyoruz. Şu anda da o da hani var olan potansiyelimizin talepleri üzerine o dalada geçtik. İnsanların Türkiye'deki hastanelerimizin verilen hizmetin, doktorlarımızın kalitesini birebir gördükçe Türkiye'ye olan ilgileri ve güvenlerinin bir kat daha arttığını ve inanılmaz bir talep olduğunu giderek daha çok gözlemliyoruz. Bu konuda inanılırlık ve güvenilirlik de çok önemli tabii ki. Bu konuda neler söylemek isterdiniz? Şu var, yani en önemlisi bu da dediğiniz gibi, yani inanılırlık, güvenilirlik çok önemli. İnsanlara verdiğiniz hizmet kalitesi çok yüksek olmalı. Yani buradan başlayarak oraya gittiklerinde, orada aldıkları sağlık hizmetlerinde, dönüşlerinde ve sonrasında nekahat dönemi dediğimiz iyileşme sürecinde de bu insanlarla ilgilendiğiniz zaman ve yanlarında durup düzgün bir servis verdiğinizde
Bu memnuniyet oranı %100'ün üzerine çıkıyor ve insanların güveni de size tabii sonsuz oluyor. Bu da yeni müşteriler, yeni insanlar demek oluyor. Ve tabii ki bu turizmin önünü çok daha fazla açıyor. Şimdi Classic Rising ve Classic Sport olarak yılın 8 ayında zaten turist Türkiye'mize gönderiyoruz. Bunun haricinde kışın 17 seneden beri yapmış olduğumuz Classic Sport adı altında futbol training lager organizasyonları yapıyoruz. Bu da otelcinin arayıp bulamadığı kış turizmi, yani Ocak'tan başlayıp Nisan'ın sonuna kadar devam eden kış turizmi ilgilendiren futbol kampları. Bunun yanında da tenis kampımız da var. Beach voleybol var, beach soccer kampımız var. Ama ağırlıklı olarak 17 seneden beri her geçen gün artan takım sayımızla beraber futbol takımlarını, İsviçre'nin futbol takımlarını Antalya'ya götürüyoruz. Türkiye'nin artık sadece yazın değil, 4 mevsim turizm ihtiyacına olduğuna siz de inanıyor musunuz? Kesinlikle Türkiye'de olan kurulmuş olan 5 yıldızlı deluxe otellerimiz ve 4 yıldızlı otellerimizin belirli dönemde kapanmaması için kışında yolcuya ihtiyaçları var, giderlerini karşılayabilmek için. Bunların en başında Türkiye'ye yurt dışından gelen takımlar ve diğer spor organizasyonları, kongreler bu otellerin açıklarını kapatmaktadır. Türkiye bu konuda aslında çok ideal bir ülke. Çünkü yazı kışı olsun 4 mevsimi yaşayabilen bir ülke. Bugün yaz mevsimini nasıl Türkiye'de Antalya'ya, Ege bölgesine gönderiyorsak, kışında spor olarak hem takımlarımızı hem tenis, hem golf, hem kayak imkanları ve birçok spor yapabilecek imkanlar var Türkiye'de. Dolayısıyla bunları biz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Aydeniz Rising olarak ve Classic Sport olarak futbol takımlarımız var. Senede 45-50 takım civarında bir takım yapıyoruz. Çok güzel bir faaliyet. Hem tesisler olarak, hem ücret olarak, hem de takım memnuniyetleri olarak çok üst düzeydeyiz. Bunları golfle çok meşhur Belek bölgesindeki golf tesisleri, golfçüler, artı tenis grupları ve sayabileceğimiz birçok spor tesisleri var. Ve kışın özellikle wellness olayı dediğimiz dinlenme, masaj, otellerimiz bu konuda çok üst düzeyde. Bu şekilde değerlendirirsek Türkiye çok güzel bir destinasyon diye düşünüyorum.